Kendimizi mükemmelleştirmeye çalışmanın sonu çırpınmak, debelenmek ve başarısızlıktır. Değişmeyi istemeliyiz. Tanrı'nın sözünü ne kadar çok okursam, değişmeyi o kadar çok istiyorum. Ama bunu sadece Tanrı yapar. Yehova Nissi. O bizim zaferimizdir. Yehova Emkadeş, Tanrı bizi kutsayandır. Bunun anlamı Tanrı'nın bizi değiştiren olduğudur. Ha, bu rahatlatıcı bir şey. Kendimi değiştirmeyi denememeliyim. Tanrı bunu yapacak. Ha. Teşekkür ederim İsa. Şimdi benim yapmam gereken hiçbir şey yok anlamına mı geliyor? Hayır. Tam tersine çok şey yapmalıyım. Ebeveynlerim için dua etmeliyim. Onlar yaşlandığında onlara yardım etmeliyim. Hayatımda yaşamam gereken buna benzer binlerce şey var. Aslında kaç kişi neden bahsettiğimi anlıyor? Bunları yaşıyoruz. Evet, size şunu söyleyeyim. Tanrı'ya itaat ettiğiniz her an, ki Tanrı'ya itaat zor bir şeydir, her an ruhsal olarak gelişim gösterirsiniz. Çünkü doğruyu yaptığınız için yaptığınız her şey değer kazanır. Buna inanmalısınız. Tanrı'nın hayatınıza girmesine müsaade edin. İncil okuluna gitmek zorunda değilsiniz. Bu güzel bir şey ama zorunda değilsiniz. Gittiğiniz her yerde, yaptığınız her işe Tanrı'yı da dahil edin. Böylece Kutsal Ruh okulundan mezun olursunuz. Leviler 28. ayet. Sizi kutsal kılan Rab benim. Mükemmelleşmeye çalışmanın sonu sadece çırpınmak ve debelenmektir. Değişmeyi istememiz gerekiyor. Tanrı'nın sözünü ne kadar çok okursam değişmeyi o kadar istiyorum. Değişmek için dua ediyorum. Değişmek istediğim alanlarda Tanrı'nın sözünün ne dediğine çalışıyorum. Ve değişmeme yardım edeceğini söylediği şekilde davranıyorum. Sizi değiştirecek olan Tanrı'dır. Dave'i değiştiremeyeceğimi anladığımda kendisi ne kadar da rahatlamıştı. Onu yalnızca Tanrı'nın değiştireceğini anladığımda, şu gerçeğin farkına varmak beni şok etmişti. Belki de Tanrı onu şu an olduğu gibi seviyordu. Bunun sebebini anlayamadım ama neyse. Ayrıca şunu fark ettim, bu kısım benim için çok zordu. Belki de sorun onda değildi, belki de bendeydi. Sorun bendeydi. Ah Tanrım, bu gelişme işi gerçekten zor. Yıllar boyu çenemi kapalı tutmak için verdiğim mücadelenin ruhumda açtığı yaraları hala hissedebiliyorum, bana inan. Bazen zaferle sizin aranızdaki mesafeyi kat ederken Tanrı şunu fısıldar. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Neden bahsettiğimi anlayan var mı? Benim için bu hayatı Tanrı'yla yaşamak, Tanrı'yla yürümek, itaat etmek, markette bile. Bilirsiniz işte her yerde. Bu benim için mesela Afrika'ya giderek hayatını orada misyonerlik çalışmaları yaparak geçirmekten daha önemli. Birçok insan diğer insanları etkileyecek bu tarz büyük işler başarmak istiyor. Ama kendinize bile anlatmaya değmeyecek küçük özel işlere geldiğinizde, hadi ama, Tanrı ile aramızda özel bir ilişki var. O İmmanuel'dir, Tanrı bizimledir. O içimizde yaşar. Ve bizim hayatımızdaki her şey ona adanmalıdır.
Pavlus kendisinin kutsanmışlar, arınmışlar ve İsa Mesih'te kutsal olarak adlandırıldıklarını yazıyor. Filipililer 2, 12 ve 13'e bakalım. Biraz uzun ama inanın harcayacağınız zamana değecek. Filipililer 2, 12. Sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, tavsiyelerime uyduğunuz gibi, bu gösterdiğiniz gayreti yalnız ben aranızdayken değil ama şimdi yokluğumda. Bir pastörün benim yanımdayken iyisin ama eve gidip orada da bu şekilde davranmanı istiyorum demesi gibi. Ne dediğimi anladınız. Dave ve ben kiliseye giderken yolda bile kavga ederdik. Çocuklar ağlardı ama kiliseye gelince Tanrım şükürler olsun, teşekkür ederim İsa. Zafer Tanrı'dadır. Amin. Evet, evet, evet. Kilisede ayine katılıp da şarkı söyleyip zıplarken aklımdan şu geçerdi. Ona yemek pişireceğimi sanıyorsa beni tanımamış. Kutsanma bu değildir. Buna balon dindarlık diyorum. İçimde gerçekten olmayan bir şeyi varmış gibi yansıtıyorum. Arabaya bin, eve gidene kadar kavga et. Dev pazar günleri maç seyretsin, onunla tartış, sonra da ağla. Ama kiliseye gittim, Tanrı'ya şükrettim. Amin. Kiliseye gidiyoruz. Ben aranızdayken değil ama şimdi yokluğumda. Buna dikkat edin. Kurtuluşunuzu baştan alıyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, tavsiyelerime uyduğunuz gibi, bunu ben yalnız aranızdayken değil, yokluğumda kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla, kendinize güvenerek, dikkatli bir şekilde, ayartılmalara karşı uyanık olarak, Tanrı'yı gücendirecek ve Mesih'in adına leke sürecek her türlü hareketten İmtina ederek sonuca götürmek için daha çok gayret edin. İşte geldik 13. ayet. Tanrı kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için size bu enerjiyi veren, içinize bunu başaracak gücü yerleştiren, sizde etkin olan Tanrı'dır. Kendi gücünüzle yapamazsınız. Evet, biraz uzundu, bir kısmını kaçırmış olabilirsiniz. Özet olarak burada şunu söylüyor. Kurtulduğunuzda içinizde ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Evet, her şeye sahipsiniz. Şimdi beni anladınız mı? Tanrı size Mesih'in kanıyla doğruluk verdi. Siz de Mesih'te Tanrı'nın doğruluğusunuz. Bu doğruluk sizin içinizden dışınıza doğru işlemek zorunda, dışa çıkmak zorunda. İlk olacak şey Tanrı'nın zihnimizi yenilemesidir. Böylece doğru düşünmeyi öğreniriz. Doğru düşününce doğru konuşuruz. Bu hayat boyu sürecek bir şey. Siz de iyi bir işe başlayan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. Tanrı'nın sözünü okumaya başladığımda kendimi üzgün hissettim. Çünkü hayatımda nelerin yanlış olduğunu fark ettim. Benim için artık kiliseden çıkıp eve dönmek bir depresyon sebebiydi. Çünkü sorunumu biliyordum. Ben her türlü soruna sahiptim. Aranızda böyle hisseden var mı? Amin. Evet, şunu söyleyeyim. Suçlanmak ve kınanmak farklıdır. Suçlandığımız için mutlu olmalı ve kınanmaya karşı direnmeliyiz. Şuna inanıyorum ki yaptığım her şeyde beni suçlamak için kutsal ruh sözü kullanır. Mesela çok konuşuyorsun. Bu hep işe yaramıştır. Sen çok konuşuyorsun. Evet, ben de eve giderim ve bu sorunu çözmek için çalışmaya karar veririm.
Bana eskiden ne kadar çok konuşuyorsun diyen insanlar artık senin neyin var, neden konuşmuyorsun derler. Ben de onlara şöyle derim. Hiçbir şeyden tatmin olmuyorsunuz. Konuşsam hoşunuza gitmiyor. Konuşmasam da hoşunuza gitmiyor. Artık değişmeyeceğim. Çünkü sizi memnun edemiyorum. Hayatınızın herhangi bir alanında Tanrı'nın suçlayacağı bir şey söylersem sakın eve gidip şöyle demeyin. Tanrı'ya şükürler olsun. Bugün bana değişeceğim söylendi. Hayır, bu sadece yeni bir yıkıma zemin hazırlıyorsunuz demektir. Tanrım, sana katılıyorum demelisiniz. Sen haklısın. Ben hatalıyım. Tövbe ediyorum. Değişmek ve hatalarımdan dönmek istiyorum. Sana güveniyorum. Bunu tamamlamak senin elinde Tanrım. Senin beni değiştireceğine güveniyorum. Şimdi iyi haberlere geldik. Aslında Tanrı sizi değiştirirken siz de kendinizden keyif alabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Kendinizi sevebileceğiniz kadar mükemmel hale gelmeyi beklemek zorunda değilsiniz. Benim hala gidecek uzun bir yolum var. Teşekkür ederim. Şunu söylemelisiniz, Tanrı'ya şükür ki eskiden olduğum yerde değilim. Birinci Selanikliler 5:23. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Sizi her türlü kafirlikten uzaklaştırsın. Tamamen Tanrı'ya konsantre olmanızı sağlasın. Ruhunuz, canınız, bedeniniz. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz olmak üzere korunsun. 24'e bakalım. Sizi kendine çağıran Tanrı güvenilirdir. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın sizi kendisi tümüyle kutsal kılsın. Siz de ona evet Tanrım bunu istiyorum. Hayatımın her alanında kutsanmak istiyorum deyin. O size şunu söyleyecek. Bana güven. Tanrı bunu sizin için sağlayacak. Ama adım adım zaferden zafere. Onun lütfuyla bunu başaracaksınız. 20 kez başarısız olacaksınız. Sonunda başaracaksınız. Küçük değişiklikler olacak. Tanrı size başka bir şey gösterecek. 2 yıl sürecek belki ama başaracaksınız. Tanrım sen beni yalnız bırakmayacaksın. Ben de senin yolundan çıkmayacağım. Belki de hayatınız boyunca defalarca bocalayacaksınız. Şimdi bu konuşmaları defalarca dağın etrafında dönerek vakit kaybetmemeniz için yapıyorum. Başkaları sizi görmediği için saçma şeyler yapmayı bırakın. Çünkü bu da bir hırsızlıktır. Patronunuz sizi izlerken yapamadığınız bir şeyi arkasından da yapmayın sakın. Pekala. Evinizde iş yerinizden götürdüğünüz kaç tane kalem ve kırtasiye malzemesi var? Neyse bu konuda dilediğiniz gibi davranın ama şunu söyleyeyim. Tanrı bana bunları topla ve geri götür dedi bazen. Tanrı'ya itaat etmeyi. Bu küçük şeyler sayesinde öğrendim. Cennete gitmek için bunları yapmaya ihtiyacım yok. Hiçbirimizin cennete gitmek için bunları yapmaya ihtiyacı yok. Tanrı'yla yaşamaktan bahsediyorum. Tanrı'nın zaferine erişmekten bahsediyorum. Eve kalem götürsem bile cennete girebilirim ve gireceğim. Cennete her şeyi mükemmel yaptığım için girmeyeceğim ki ben. Ben İsa Mesih'e inanıyorum. Sizi bir kalemden daha çok belaya sokabilecek şeyler olduğuna eminim. Yani sadece kanunlara uyarak veya sürekli bir hata mı yapacağım acaba korkusuyla yaşamak değil asla. Ben de alışveriş arabasını işim bitince otoparkta bırakabilirim. Evet yapabilirim. Ama öyle yapsaydım bugün burada olamazdım.
Bir kez Tanrı'nın yapabileceklerim ve yapamayacaklarım konusunda katı davrandığını düşündüğüm için bu konuda şikayet ettim. Televizyonda ne izleyeyim, sinemada ne tarz filmlere gideyim, bunun gibi şeyler. Bunların hepsi benim kalbimde, benimle ve Tanrı arasındaydı. Eminim siz de bunları yaşıyorsunuz. Tanrı bir şey yapmamanızı istediğinde şöyle demeyin: İyi de bunu herkes yapıyor. Siz herkes değilsiniz. Tanrı'nın sizin için bir planı var. Size söylediklerini dinlerseniz kutsanmaya da erişirsiniz. İnsanların geri kalanı kendileri için hazırlanan plana uymuyorsa bu onların sorunu. Tanrı'nın bana yapamayacağımı söylediğini düşündüğüm şeyleri yapan o kadar çok pastörle tanıştım ki inanamazsınız. Bu yaptıklarını fark ettiğimde aklım karıştı. Tanrım lütfen seni anlayamıyorum derdim. Geri kalan herkes bunları yapıyor ve sen onları hala kullanıyorsun. Bana dedi ki sen benden bir sürü şey istedin. Bunları istiyor musun, istemiyor musun? Kutsanma özel bir amaç doğrultusunda Tanrı'ya doğru ilerleme. Bir amaç için Tanrı'ya doğru ilerliyoruz. Siz kendinize aitmişsiniz gibi davranmayı kesin, çünkü değilsiniz. Bir bedel karşılığında satın alındınız. Artık kendinize ait değilsiniz. Tanrı'ya aitsiniz. Onun kullanımına sunulmuş özel bir araçsınız. Tanrım ben buradayım. Senin dilediğin olacak, benim değil. Sen ne istersen senin dilediğin gibi olacak. Sen bilirsin. Hayatımız içinde bunca karışıklık olmadan yaşamalıyız aslında. Öyle olmalı. Pazarları başka, haftanın geri kalanında başka şekilde yaşamayın. Size yapılacak en büyük iltifat, bütün hafta boyunca pazar günü kilisede inanıyorum dediğiniz şeye uygun yaşıyor olduğunuzu söylemesidir. Vahiyde çok ilginç ayetler var. Hepsinin üzerine konuşamayız ama Vahiy 2'de diyor ki, başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Matta'da ise bana Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek diyor. Çünkü onları tanımıyor. Bazılarınız yanlış öğretilere sarılmış diyor. Bugün artık özgürlüğü bahane ederek insanların aşırı kutsal olmayan düşüncelerini desteklemek moda oldu. Buna tolerans diyoruz. Günümüzde daha dikkatli olmalıyız. En yakın iş arkadaşınız ruhsal anlamda gelişmemiş bir hayat yaşıyor olabilir ama ona eğitici bir biçimde sevgiyle yaklaşmalısınız. Gittiğiniz her yerde insanları eğitemezsiniz ama onları onaylamak zorunda değilsiniz. Bu kabul edilemez bir şey. Her gün Tanrı'nın kutsallığında daha da ileri gitmemizi sağlayan ve ona daha çok bağlanmamıza olanak veren Tanrı'nın kutsamasının içimizde gelişmesine izin verelim. Size sormak istediğim şeylerden biri şu: aramızda Tanrı'yla daha yakın bir ilişki kurmaya hazır olan insanlar var mı? Onun pazar günlerinizden çıkmasına izin verip pazartesi, salı, çarşamba günlerine de sokmaya, market alışverişinize, pazar yerine, çalıştığınız yere, okulunuza veya mahallenize sokun. Şeytanı tolere etmeyin. Günahları tolere etmek zorunda değiliz. Evet, liste böyle gider. Bunun için yeteri kadar zaman yok. Yehova Sitkenu, o doğruluğun tanrısıdır. Buna bayılıyorum. Kim olduğunuzla ne yaptığınızı birbirinden ayırmalısınız. Her şeyi doğru yapamazsınız. Ama Tanrı'nın çocuğusunuz, o sizi seviyor. Amin. Tanrı'ya şöyle demelisiniz: Tanrım senin varlığını hayatımda istiyorum. Benim üzerimde çalışmayı bırakma. Tanrı sizinle çalışır, 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 çalışır. Bu sayede kınanmazsınız. Bu işlem sırasında kendinizi sevmemekten kurtulursunuz. Bunun keyfini çıkarırsınız. Tanrı beni değiştiriyor. Her gün İsa'ya daha çok benzetiyor. Tanrım beni yalnız bırakma. Lütfen Tanrım görmemi istediğin şeyleri bana söyle. Bunun farkına varmamı sağla. Buna izin ver. Yanlış yaptığım bir şey daha: Tanrı'nın size herhangi bir alanda değişmeniz gerektiğini göstermesine sevinin.
Tanrım, beni değiştirdin, beni. Yalnızca sen değiştirebilirsin. Kaç kişi kendini değiştirmek istiyor? Bundan dolayı da acı çekiyor. Tanrı'nın sizi değiştireceğini anlıyor musunuz? Sadece o değiştirebilir. Suçlanmanıza yol açacak ne öğrenirseniz öğrenin. Eve gidince Tanrı'ya şunu deyin. Tanrım, sana katılıyorum. Bana seslendiğini duydum. Senin istediğin gerçekleşecek. Beni değiştirmeni istiyorum. Benden hiçbir şey yapmamı istemiyorsan da bunu söyle. Benden ne yapmamı istediğini söyle. Ben de bunu başarayım. Tek yapmamız gereken bu. Şimdi Yeni Ahit'e dönelim. Kurtuluşu göreceğiz. Çünkü burada İsa adı geçiyor. Tüm isimlerin üstündeki tek isim. Filipililer 2:8. ayete bakalım. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun içinde kendini bu kadar alçalttığı için de Tanrı onu pek çok yükseltti. Ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında herkes diz çöksün. Hep beraber tekrarlayalım: İsa. Bize bu isim verildi. İsa'nın adını kullanma yetkisi resmen verildi. Bazen insanlara şöyle diyorum. Ofisi bariğin size yardımcı olamayacaklarını söylerse, onlara aramamı Joyce istedi deyin. Onlara adımı kullanma izni vermiş oluyorum. Bu bugün, bu konuştuğumuzun yanında gerçekten çok küçük bir şey. Biz İsa'nın adını düzgün şekilde kullandığımızda İsa'nın burada olduğunu varsayabiliriz. Çünkü öyle demişti. O giderken bize kutsal ruhu gönderdi. Adını verdi. Dedi ki, benim adımla dua edebilirsiniz. Ettiğinizde Tanrı'ya beni temsil etmiş olursunuz. Tanrı'nın tahtının karşısında ne olduğunuzu temsil etmek zorunda olmadığınız için sevinmiyor musunuz? Buna bayılıyorum. Hoşunuza gidecek bir şey anlatacağım. Bunu sık sık tekrarlarım. Burada da tekrarlayacağım. Dave'le evlendiğimde onun soyadını aldım. Şu anda bunu kullanıyorum. Evet. Artık bu benim soyadım. Bana verildi. Dave'le ben evlendiğimizde onun parası vardı. Benimse hiç yoktu. Ve bir anda benim de param oldu. İyi bir anlaşma değil mi? Amin. Evlendiğimizde arabam yoktu. Dave'in çok güzel bir arabası vardı. Şimdi benim de bir arabam var. İşte İsa'yla bir ilişki yaşadığınızda olacak olanlar da bunlar. Bir dönem iflas ettik ama İsa bizimleydi. Onun için tekrar her şeye sahip olduk. İsa bizimleydi. Bakın, asıl güzel yerse şurası. Buna dikkat edin. Çıkarken bunların hiçbiri benim olmadı. İsa'yla çıkıyor musunuz? Yoksa evlendiniz mi? Amin. Evlenince her şeyi paylaşırsınız. Benim olan ne varsa onundur. Onun olan da benim. Onun adını alırım ve kullanırım. Bu hayatımın her alanında sadakat anlamına gelir. Böyle olmalı. Amin. Tanrı kime veya neye ihtiyacınız varsa odur. Her zaman ve her durumda. Tanrı'yı tanıyan bir kişi nasıl olur da onunla bir ilişki yaşamak istemez? O sizin esenliğiniz, doğruluğunuz, kutsanmanız ve zaferinizdir. O tek ve gerçek Tanrı'dır. İhtiyacımız olan her şeydir. Hayatınızda küçük bir yer kaplamasına izin vermeyin. İzin verin, her şeyiniz o olsun. Her şey için ona gidin. Hayatımızın bir numarası olsun. Amin. Amin.